Bunun gibi yüz binler belki milyonlarla gencimiz vardır ki atıl ve batıldır. İşleri yok, güçleri yok. Sıfırlanmışlardır. Bir okuma belasının arkasına düşürülmüşlerdir ki okuyun, okuyun. Yani en enerjik zamanınızda ses çıkartmayın. Geçsin o en enerjik zamanınız, en kuvvetli, en güçlü zamanınız geçsin. Okuma sevdasının arkasında ve ondan sonra sizin ateşiniz küllenmeye başlar. Biz size hükmedebiliriz. Yalnız bizim istediğimiz bu gençlik devresi 25 yaşına, 27 yaşına veya 30 yaşına kadar olan zamanda sizi bu okuma oltasına alalım. Ondan sonra işimiz kolay sizinle. Ve oltayı balıkçı neyle atar be? Kemal Ödin, Engin? Oltayı bu gibi atar yoksa? Yok, ipinle atar. Ha? Misilasını da atar. Ne var üstünde? Kanca. Kancayı boş mu? Kanca mı atar? Yem takar. Yemleri ne bunların? Söyle. Nedir bunların yemleri Kemal Ödin? Hırs talep eder be. Bilmezsin ya, aklın hiç kesmez. Hırs talep eder olmasa bunlar gider mi? Bunlar olmasa kızlar gider mi? Bu Yahudinin şeytanlığına şeytan şaşırttı, dedi ki yani ben doktor olamadım ama şeytanlıkta doktor rütbesini bu Yahudiler ve Yahudilere benzeyenler aldı beni geçti diyor. Benim düşünemediklerini düşünüyorlar ve ben bir söylesem o bir şeyi din yapıyorlar, milleti berbat batanın. Dış talebe olmasa bu çocuklar okumaz. Londra'da kaç mektep gördüm eski devirlerinde, Boys Girls diye. Karma okuma yoktu, Koca İmparatorluk. Kız mektebi, oğlan mektebi. Karıştırdılar, ahlak bitti. Kuvvetleri efendim her günde kaç defa boşaldır bunlar. İlikleri de boşanır bunların. Efendim cinsi cazibe de ne kızlarda kalıyor, ne oğlanlarında kalıyor, sıfırlanıyorlar. İlikleri de boşanıyor. Şeytan diyor, bu kadar şeytanlığı ben düşünemedim. Bu 20. asrın filozofları, efendim sapık liderleri, önderleri, efendim bunlar bunu düşündü, bunu yaptı. Bu bir garip. Bu kadınları hayata düşürttü, evlerinden dışarı çıkarttı. Kız çocuklarını erkek çocuklarıyla beraber oynaştırdı. Bunu ben düşünemedim diyor. Bu kadar asırlar boyunca yapamadım. Gayem idi ama bu gayeye erişemedim. Ta ki 20. asırdaki sapıklar buna yetişsin. Bitirdik.